Hepinize merhaba. Bugün yurt dışında çok işine yarayacağınızı düşündüğüm bir işlemden bahsedeceğim. Şimdi eğer tatil için geldiyseniz, yani kısa süreli yurt dışına geldiyseniz buna muhtemelen ihtiyacınız olmayacak. Ama belli bir sürenin üstünde, yani böyle bir hafta 10 günden fazla kalacaksanız, özellikle yurt dışındaki bir takım avantajlı uygulamaları kullanmak isteyeceksiniz. Bunlar neler? Ben mesela şu BVG, buradaki otobüs işletmesinin uygulaması, ki bunun bir türevi daha var. Bunları yükleyebildim. Bir de banka uygulaması var, N26. N26'yı da yükledim. Fakat bazı uygulamalar var, yükleyemiyorum. Ne gibi? Mesela şurada biraz önce aramıştım. Lidl Shopping. Lidl buradaki bir mağazanın şu soldaki logo ona ait. Bunun Lidl Plus diye bir uygulaması var. Sadakat, yani şu süpermarketlerin kartları oluyor ya, onları mobil uygulamaya yüklemişler. Bunu yüklemeye kalktığım zaman "The item isn't available in your country" diyor. Ülkenizde geçerli değildir bu uygulama diye. Yükleyemiyorum. Bir başka uygulama. Burada O2 Oksijen GSM hat tedarikçisi. Vodafone O2 var. O2'yi genelde uygun diyebiliyordum. Bunun uygulamasını kuracağım. Mine O2 App diye bir aplikasyonu var. Buradan işte kontrol yükleyebiliyorsunuz, hattınıza bakabiliyorsunuz falan. Bizim aynı Turkcell'in, Vodafone'un olduğu gibi. Fakat bunu da yükleyemiyorum. Şimdi ben burada yani kısa süreli kalmayacağım. Bu tür, hani buraya özel uygulamalara ihtiyacım var. Girdiğinizde bazı uygulamalar için işte bu uygulama sizin ülkenizde geçerli değil. Hatta bu arada fark ettiyseniz ben search'leri hep şeyden yaptım. Mine O2 şöyle göstereyim. Google Play Store'da aynı aramayı yapınca Mine O2 bazen çıkmıyor bile. Yani aramalarda çıkmıyor. Bakın burada Mine O2 benzeri şeyler var ama asıl aradığım uygulama yok. Nasıl buluyorum? Ta ki şuradan aradığımda çıktı karşıma. Mine O2 App Android diye. Bunu kur dediğim zaman bu uygulama size geçerli değil diyor. Şimdi gidiyorum. Bu uygulamayı kurmak için ne yapmanız lazım? Profilinizde ülke değişikliği yapmanız lazım. Onu beraber yapacağız. Şu, bu arada girdiğim ekran şu. Onu söyle giriyorsunuz. Play Store'da sol üstteki menüye giriyorsunuz. Hesap bilgileriniz vesaire. Burada account dediğiniz zaman işte burada sizin bölge ayarlarınız burada geçiyor. Orçun Akdemir Türkiye diye. Aşağıda da Almanya Play Store'a geçmek için şu aşağıdakilerden birini kullanılıyor. Fakat bu arada şey de söyleyeyim. Bu 4 özellikten birini kullanıp değiştirdikten sonra 1 yıl boyunca ülkenizi değiştiremiyorsunuz diyor. Yani böyle zırt pırt o ülkeye bu ülkeye atlama gibi bir şansınız yok. Ülke değiştirmek için de 4 tane seçenek sunmuş size. Bir tanesi O2 Billing. Bu yeni çıktı aslında. Ben de herhalde O2 hattını aldıktan sonra geldi. Normalde yoktu. Kredi veya işte şey, normal nakit kart, banka kartı girebilirsiniz. Tabii Almanya'ya ait olması gerekiyor. Yani belli bir bölgeye ait çalışmak istiyorsanız o bölgede bir kart numarası veriyorsunuz. PaySafe kart dediği, burada açıkçası kredi kartı kullanımı yaygın olmadığı için bizdeki gibi sanal kart, kredi kartı her yere vermiyorlar. Hatta vermeyi bırak, normalde günlük hayatta da kullanmıyorlar. Genelde nakit ağırlıklı kullanıyorlar. O yüzden bu açığı gidermek için marketlerde aynı bu kontör satın alır gibi hazır belli içinde meblağ bulunan bir takım ödeme yöntemleri var. Siz kasadan normal gidip onun parasını verip işte atıyorum 20 euro alıyorsunuz. 20 euroluk kartı gelip buraya PaySafe kart olarak tanımladığınızda sizin bakiyenize 20 euro oluyor. O 20 euroyu burada önemli olan, bu özellikle PaySafe kart için benim anladığım kadarıyla sadece Google Play Store'da oyunlarda vesaire bir şey satın alırken kullanabiliyorsunuz. Yani gidip Google'ın başka bir hizmetinden yararlanırken onu kullanamıyorsunuz. Ya da ne bileyim, hani Google dışında gidip bir yerde alışveriş yaparken işinize yaramıyor. O yüzden bunu ben çok tercih etmedim. Bir de PayPal var. PayPal'ı da çok yaygın kullanıyorlar diye duymuştum. Orada da sıkıntı, PayPal Türkiye'den 2015-2016 gibi çekildiği için benim o zamanlar bir hesabım vardı fakat şu anda erişmeye çalıştığımda erişemiyorum.
güvenlik şeylerinden dolayı yani hesabım dondurulmuş. Geri açmaya da paroluları bulamadım. Neyse bunlardan birini kullanabilirsiniz. Ben şu kredi kartı önce bir deneyeceğim. İşte burada söylüyor. Eğer değişiklik yaparsanız 365 gün boyunca değiştiremezsiniz. Değişikliğiniz 48 saat sürecektir. Tamam dedim. Evet. Benden kredi kart numara şey yani kart numarası istedi. Buraya ait olduğunu bildiğiniz veya bileceğiniz bir kart numarası girebilirsiniz. Kart bilgilerimi yazıyorum. Son kullanma tarihi. Son kullanma tarihini yedim. Arkasındaki güvenlik kodu. Evet, bunu da girdim. Adres bilgilerini istiyor. Adres bilgilerini giriyorum. Evet, bu bilgileri girince Play Store'u yeniden başlatıyorum. Emin misiniz? Eminim. Evet, şimdi bölge ayarlarına bakalım bir daha. Account'a geldim. Almanya gözüküyor. Almanya'yı seçtim. Eğer Almanya'yı seçerseniz 365 gün boyunca değiştiremeyeceksiniz. Çok sorun olacağını zannetmiyorum. Hani Türkiye'deki bir uygulamayı kurmama çok engel olmaz. Play Store'u bir daha başlatıyorum dedi. Evet, şu anda beni Almanya'da gösteriyor. Açıkçası öyle 48 saat falan sürmedi gördüğünüz gibi. Şimdi aynı uygulamayı bir daha arayayım. Gördüğünüz gibi anında karşıma çıktı ve kurulamaz demiyor. Kurulumu da bakayım yapabiliyorum. Evet başladı. Download'a başladı. Aynı şekilde diğer Lidl Plus'ı da indireyim. Lidl Plus. Evet Lidl Plus da geldi. Normalde search'larda çıkmayan bu Lidl Plus vesaire artık çıkmaya başladı. Hem de kurulabilir hale geldi. Bunu da kuruyorum. Bence hani bu özellik önemliydi ve anlatılması da gerekiyordu. Umarım işinize yarar. Faydalanırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.